Ne sevda, ne de mühür. Bu ne biliyor musun? Lanet. Adını bir daha anmayacağım ama. Nasuh tövbesi olsun mu? Yok deme öyle. Yok. Olsun. Çuvay tuttu sıdiyete. Okşa sahip çık çocuk. Sana kızını getirdim Sancar Efendi. Kabuk değil bir kere bu. Melek. Ne? Sevgili Melek. Şimdi bu adam seni görmüyor olabilir. Ama sen hiç merak etme. Bir gün kızımıza senin adını verdiğimde işte o zaman seni görecek. Onu bana Deniz verdi. Geri almaz ki. Bu destan Deniz'in dibinde başladı. Orada bitmez ki. Alacan'ın nefesi o. Nefesi benden başkasına haram ki.
olacakmış. Alacakuş. Alacakuş. Seni bu sefer kurtaracağım Alacakuş. Hanginiz vurdunuz benim efemi? Hı? Hanginiz vurdunuz? Çocuğunuz var mı sizin? Hı? Kız mı? Akşam eve gidince kızına sarılacağım mı? Benim kızımın babası denizin dibinde üşürsün. Kızına sarılıp ısınacak mısın sen? Ha? Of. Yeter, ağlayacağım şimdi, tamam. Hadi rahat bırak adamları, in kameraya dinlen. Hadi. Sen. Benim kızım babasız kalmasın diye öldürmedi o seni. Ama sen benim kızımı babasız bırak. Bırakmaya kalktım. Benim sevdam denizin dibinde boğulsa sen nefes mi alacaksın? Beni bir kez daha öldürüp sen yaşayacak mısın? Bütün bunların hepsi yanına kar mı kalacak? Dünya bu kadar zalim mi? Hayat buna izin verir mi? Vermez. Yaklaşmayın. Seni öldüreceğim. Beni adamdan sayacaklar seni. Beni hapse atacaklar. Sen kurban olur. Ben katil. Öyle mi? Öyle mi? Kurban olmak nasıl oluyormuş? Ha? Manyağın birinin tepene çökmesi nasıl oluyormuş? İspatlayamam değil mi? Bana inanmazlar değil mi? Evlenelim değil mi? Tecavüzcüsüyle ilk evlenen kadın ben olmam değil mi? Ha? Nare. Yalvarırım. Ben de yalvarmıştım. Biz hepimiz yalvardık size. Hayatını mahvettiğiniz tüm kadınlar size yalvardı. Dinlediniz mi? Yok. E ben de dinlemeyeyim şimdi. En azından yeryüzünden bir pislik silinir, ha? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın, şah damarını keserim bu pisliğin. Hem belki senin kızını da kurtarmış olurum, ha? Ama yapmayacağım. Çünkü kızım beni bekliyor. Senin pisliğin bir daha bize değmeyecek. Ben katil olmayacağım. Babası da ölmeyecek. Ölme. Thank you.
Sağ güvenlik. Sağ güvenlik duyuyor mu beni? Sağ güvenlik. Burası Baran 1. Bir kaçırılma durumu var. Tahminen Yunan adalarına. Sağ güvenlik duyuyor mu beni? Sağ güvenlik. Yok yok yok. Yok hayır. Akı bitmiş olması ne olur. Sağ güvenlik. Motor çalışır sanki dolar. Motor çalışır sanki dolar. Anlattım nerede? Burası nerede? Ne olur çalış. Hadi ne olur çalış. Bayılmak yok. Bayılmak yok. Bayılmak yok. Thank you.
Ne oldu? Niye durduk? Yunan karasularına girmek için geceyi bekleyeceğiz. Babamı kaybedeceğim. Babamı kaybedeceğim. Yasin ne olur ölmesin. Ne olur ölmesin. İstersen benimkini al. İstersen benimkini al. Onun canını kızıma bağışla. Ne olur. Doğacak bebeğine de bağışla. Ama ölmesin. Kız. Ay. Bu ne hal? Oduma gitmeye çalışıyorum ama orası çok büyük. Hay Allah ya. Dur bakalım. Toplayalım. Ay. Kolun altına sıkıştır. İşte bu. Sen ne yapıyordun ki bu örtüyle dışarıda? Annem babamın kokusu vardı bunda. Koklayıp düşündüm. Canım benim. Ne düşündün? Babamın bir çocuğu olacak ya. Senin kardeşin yani. Babamın çocuğu. Yap kapı böyle. Babanın çocuğu demek. Onu mu düşünüyordun? Onu affetmek için beni neden bulmaya çalıştın? Hmm. Bulabildin mi? Evet. Sana ne söyleyeceğim mi? Bak şimdi git. Annemin babamı affetmişsin mesela değilmiş. İki kadın bir adamı hayatına sayamazmış. Bir adamı hayatına bir sürü çocuk sanmış. O yüzden ben babamı affedebilirmişim. Yani annem affet. Yani sen şimdi babanı affediyorsun öyle mi? Hayır akıllım, bir şartım var. Ha. Neymiş o şart? Babam beni şeyi boşarsa affedeceğim onu. Nasıl? Öyle olunca annem de affedecek. Çünkü babamın hayatını bitecek. Ama çocuk bizde kalacak. Şimdi dört kişilik güzel güzel bir aile olacağız. Annem, ben, babam bir de babamın öbür çocuğum. Yani sen şimdi babanı affetmek için başka bir çocuğu annesinden ayıracaksın öyle mi? Annesi gelir görür çocuğunu. Ya öyle gelir görür de olur mu akıl? Babam ama hep beni gelip görüyor. 8 sene görmedi bile. Ya ben babasız kalacağım ya da o annesiz kalacak. Ama ben çok uzun zamandır babasızım. Artık etmez mi? Yeter, yeter tabii. Yeter. Yeter, yeter. Ama bak ne diyeceğim. Aile olmadan da babalı olur. Hı? Belki annen babana tekrar aile olmak istemez. Tamam. Tamam ister belki. İster ister. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa. Bak ne diyeceğim. Hey. Hop. Hey. Ben konağa kavruğu görmeye gideceğim.
binmeyi almış mısın? Belki annem babam da kavganlarındadır. Anneme sorarız bir aile olmak istemedi. Abi, tabii ki sorarız. Sorarız. Hı? Hadi gidelim. Elinde kocamın ipini tutacak ne var bilmiyorum emme. Aa, benim elimde de bu var. Ama o yastık çok dik oldu öyle. Dur kalk başına. Ben onu alıvereyim de şöyle geri koyuverem daha güzel olur böyle. Çok dik oluyor ama eşit oluyor böyle. Böyle güzel olur. Çok güzel oluver. Böyle çok güzel. Sıcak hava çok Eşi abla. Açalım biz onun üstünü. Örtmeyelim. Çok da sıcak değil. Çok korkuttun biz be gavruk. Emme maşallah şimdi iyisin. İyi miyim? Bilmem gari yenge. Aa, değil mi? Ne yapayım? Bu yastığı böyle kaldırıverem, dikine koyuverem. Dur, böyle daha güzel. Acık şöyle dur bakayım sen. Eşe abla, adamcağız iki büklüm oldu. Bırakıver şu yastığı. Yok, yok, böyle güzel. Elvan yenge, kurban olayım. Bir el atıversen mi gari? Eşe, gülüm şu yastığı bana veriver. Zehra, sen de kapı pencere bir şey aç. Kızan buğda kavruldu. Gülsiye. Abla. Sen de koş şu menekşenin peşinden git. O kesin bir şeyler karıştırıyor bizi gizli gizli gözetlediğine göre. Vallahi kraliçesin. Kraliçe ne kız? Sultan diyen biz ona. Yahya abi. Heh. Gel benden. Sen benim kim olduğumu unutu verdin yalı. Bir daha işçi kısmının yanında bana emir vermeye kalkma. Fena olur. Ne fena olur? Bir de evvelsen ya abi. Sancar Efe'nin çocuğunu karnında taşıyan hamile bir kadına ne edersin misal? Ya da dur, bir şey deme. Diyecek bir şeyin yok gari. Senin kısır karnında dediği gibi ipim benim elimde. Menekşe! Lafı uzatmayayım abi.
Bir sebep bulacaksın, Loki'yi işten atacaksın. Niye atıyorum Loki'yi? Neyse, bana kalsın. Onu Gar'ın işe aldı, sen atacaksın. Atmazsan... İş yerinde ne haltlar karıştırdığını Gar'ına söylerim. Kaymak kalmadı zıkkıma Necdet Yermin. Densiz. Ne oldu ki? Menekşe Yahya abi Loki işten atacaksın dedi. Eğer atmazsan iş yerinde ne hatlar karıştırdığını Gar'ına söylerim dedi. Nerede o koca? Üst bahçeye çağırdı Loki. İşten atıyor yalı. Arabanın anahtarlarını Nedim abiye teslim et. Eşyalarını topla. Çıkardım seni işten. Niye? Ne oldu ki ya? Niyesi falan yok. Uzatma. Loki, seni işe geri alıverdik. İçeri. İçeri gir. İçeri. Ne yapıyorsun kız sen? Asıl sen ne diyorsun Yahya? Menekşe iş yerinde yediğin atlığa söylerim dedi diye Loki'yi işten atmaya kalkıyor. İş yerinde ne haltlığa yiyorsun Yahya? Karıcığım ne saçmalıyorsun? Ne haltı? Kocacığım sen de iyi vereceksin ne haltı. Maşallah sende malzeme bu. Vere halt diyorsun. Vere halt diyorsun. Ya versene. Ne münasebet? Ya ver şunu. Olmaz. Ver dedim. Hayır. Ya ver. Ne yapmışım ben ya? Evden işe, işten eve gidip geliyorum. Yolda ne ettiğini sormuyorsun. İş yerinde ne hatta karıştırıyorsun sen? Kocaman Rabbi. Oğuzhan. Yoksa ne? Oğuzhan. Oğuzhan zimmet falan mı? Yahya, eğer iş yerinde zimmetine para geçiriverdiysen, eğer Menekşe bunu bildiğinden iplerini eline aldıysa, eğer Sancar abime bir yanlış daha ediverdiysen... Ne desin Elvan? Ne desin? Olmuştu bir kusur mu desin? Yoksa... Yok! Alırın o kusurunu, bir tarafını... Alırsın o kusurumu bir daha... Ben senin kusurunu yüzüne vurmadım emmi. Selam. Mehmet Bargesi. Keşkek mi? Allah rızası için bana bir koy ya. Ben öldüm açlıktan ya. Kızım, acık bekle istersen. Abim aradı, yoldaymış, geliyor. Hem belki müjdeli haberler verir. Hayırdır, ne müjdesi?
Bebeğimiz olmuyor ya abi. Dün Yahya'yla doktora gittik. Bugün sonuçları alacak gelecek. Anladım abim. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı lan inşallah ben de amca olurum ha. İnşallah. İnşallah. Ne dedi doktor? Bende kusuru yokmuş. Çocuğum olabilirmiş. Ben? Kusur sendeymiş hayvan. Çocuğun olmayacakmış. Garının kusurunu hiç yüzüne vurmadı. Ne bugün, ne de o gün. Allah senden razı olsun. Ben sana o gün de dediydin ona. Keşke kısır gelininizi boşayaydınız da yenisini alaydınız. O zaman Sancar abimin de başını yağmazdınız. Oğlum hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Asiye teyze. Kavrağa bakmaya gelmiş değil mi?
İyi hadi geçin. O da sizi gördüğünü pek sevinecek. Kavruk kendine geldi mi? He. Sancar abim biliyordu. Sen edinmedi mi? Yok. Demedi. Hadi kavruğun yanına gidelim Ervan. Kuzu, sen bu babaanneni de al, git kavruğun yanına. Ben Gediz abine bir şey deyip gelivereceğim, tamam? Ana, sen de o ellak gelinini zapt et. Kavruğun odasına melek varken girmesin. İyi. Hadi kızım, hadi. Ne oldu, ne diyeceksin? Abi, Çağdağ'a insek olur mu? Hem orada kimsecikler bizi duymaz. Nare Sancar'la mı ilgili? Sabah evden bir hışımla çıktılar. Kime söylüyorum ya? Elvan. Nare Sancar'la takılıyor. Sen artık o işi unut. Seninkisi sevda, aşk değil, bir hoşlantı falan diyeceksen Allah aşkına başlama. Seninki sevda, aşk değil abi. Nare de Sancar abiyle takılmaz. Ama ben sana başka bir şey deyiverecektim. He. Ne diyecektin? Otursun abi. Anlat bakayım, ne oldu? Yahya. İş yerinde bir atlığa karıştırıyormuş. Acaba... Yani demem o ki. Sen onun hesaplarını falan kontrol mü etsen abi? Eğer size karşı bir kusur işlediyse... Sancar abimden gizli çaresine mi bakıversek? Adamın zaten yeterince derdi var. Bir de Yahya ile uğraşmasın. Ne kusuruymuş o bize karşı? Bilmiyorum ki. Zimmet falan o cins bir hat mı acaba? Emme Menekşe duymadan kocamı tehdit edip duruyor iş yerinde dediğin hatla söylerim diye. Yahya da bu tehdidi yiyor. Menekşe emrediyor. Yahya gidiyor Loki'yi işten çıkarmaya kalkıyor. Demek ki suçlu. Hemen Yahya'ya sordum. Zimmet mi dedim? İnkar etmedi. Güzel gibi. Yakıştı ama bayağı. Değil mi? Tatlı oldu. Ben de sevdim yani. Olabilir. Allah muhabbetinizi artırsın. Bakıyorum köy yanıyor. Sen dağlardan serin Yahya. Bela olsun. Ne öyle gariban kedi enliymişim gibi bakıyor? Yok be. Ne öyle bakacağım? Kendimi acındırıyorum bana o muhteşem kahvelerinden bir tane yapar mısın diye. He. Sen şu Yahya meselesini sadıcından gizli hallediver. Ben sana kahve de ederim. Mantı da açarım.
Tamam. Tamam, sadıcından gizli halledivereceğim senin işi. Hadi bir kahve yap bana. Buyur Gediz abi. Yahya, iki saat sonra yeni marinada ol. Dudu da gelsin. Hayırdır? Dudu niye geliyor? İşle ilgili toplantı yapacağız Yahya. İki saat. Allah be. Ellerine sağlık. Sağ ol abi. Sancar Kavruk'la konuştu mu? Kazayla ilgili falan bir şey söylüyor mu? Yok. Sancar abi gelmedi. Ben sabah aradım müjdeyi vermek için ama gelmedi. Allah Allah. Sabah evden apar topar çıktılar. Kız başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ara bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılabilir. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Kapalı. Nereden geliyor kızım telefon sesi? Bilmiyorum. Çantamdan geliyor. Ana! O kaçırdığımız kızın telefonunu aldıydık ya o. Nare'nin mi? He. Nare de açmıyor. Dende. Gediz diye biri aramış. İyi misiniz merak ettik Elvan'la diye de yazmış. Kızım sen salak mısın? He? Kaçırdığımız kadının telefonunu yanına mı taşıyor? Niye kırıp atmadın bir yere? At demedin ki kahraman. Ya Ceylan Allah aşkına şu telefonu denize at. Ama senin cebinde olsun, tamam mı? Nasıl yani kahraman? Ben kendimi de mi atayım? Bilhassa onu unutma. Kahraman ya! Zaten dağ gibi adam gözümün önünde boğuldu. İçim gitti. Bir de sen şimdi gelmiş şey yapıyorsun. Ya ver şunu. Başlayacağım yapacağın işe ha. Sancar'la mısın? Habersiz ortadan kaybolduğunuzu çok merak ettik. Ah. Ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Ha? Cevap mı vereceğim? Ha şey gibi mi? Nareymişsin gibi mi? Niye ki? Hani kadını kaçırdık. Herif de boğuldu ya. Polis hemen peşlerine düşmezse iyi olur değil mi Ceylan? Tabii. Heh. Plan yapmak için bizim de zamana ihtiyacımız var. Ha Ceylan? Evet. Daha da mı plan yapacağız? E sen kadını kaçırdıktan sonra bitecek dediydin. O Sancar kendini öldürmeden önceydi. Hak et ya. Kahraman. Adam sevdiği için kurşunların önüne nasıl atladı? Ölüme ölüme kulaç attı. Kıyamam ya. Ay. Kıyama Ceylan. Sen de kıyama. Sen de kıyamam. Adamdaki şansa bak ya. Bir kurşunla kahraman oldu yine ya. Benim acım bende kaldı. Adam yine destan yazdı. Ben böyle adaletim var ya. Tay. Ana. Sen o kadını sırf para için kaçırtmadın değil mi? Tanıyordun sen o adamı. Kinliydin sen o sancardayan adama.
Kimdi ki o kahraman? Pavyonda hani sana söyleme dediğim halde inadına avaz avaz çığırdığım bir destan türküsü vardı ya. Ha, o destandaki kahraman işte. Alaca kuş uçuyor. Avlu yanmış kanıyor. Alacanın efesi. Sefirin kızı. Ben sefirin kızına mı kaçırdım? Yavaş lan. Alacanın efesi öldü mü? Öldü. Öldü. Hem de sevdiğinin arkasından hiç acı çekmeden geberdi gitti şanslım. Bana bak. Bana bak. Bu işten yırtacağız anladın mı? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Bu ihale bize kalmayacak. Ne yapacağız ki? İşi üstüne yıkacak birini bulacağız. Ama önce biraz zaman kazanacağız. Merak etme Sancar da ben de iyiyiz. Biz bugün biraz yalnız kalacağız. Telefonu kapatıyorum. Ararım sonra. Bir günlüğüne kaçsak olmaz değil mi? Hop hop hop. Nereye götürüyorsun kızı? Sana ne? Kaçırıyorum belki. Sana dün dedim. Yar da benim, yara da benim. Vay be. Ne olmuş? Ne olacak? Seninkiler çocuğu bize kilitleyip kaçmış. Kavruk falan da umurlarında değil. Zaten bu aralar kimse umurlarında. Yok Gari abi, onlar öyle şey etmez. Hemen günahlarını niye alıyor? Öyle mi? Merak etme Sancar da ben de iyiyiz. Biz bugün biraz yalnız kalacağız. Telefonu kapıyor. Ararım sonra. Kocaman Rabbim. Kız bundan hakket kaçmış. Kavruğa bakmağa bile gelmeden. Kavruğa bakmağa bile gelmeden. Beyaz ekmek mi kaldı? Kalmadı mı? Nesi varmış beyaz ekmeğin? Kalmadı. Olmaz. Beyaz un zararlı. Hem marul salatası neden yaptın? Kavruk marul salatası sevmez ki. Semizotu salatası sever o. Marul yemem mi? Yerim. Marul da yerim. Değil mi Melek? Bence Zehra haklı. Sevmediğin şeyi yememelisin. Haklıyım. Ne çorbası yaptın? Tavuk suyuyla mı yaptın bu çorbayı? Hı. Neden? İlikli kemik suyu yok muydu dolapta? Kavruk onu çok sever. Tavuğu da yerin ama yani. İyi tamam, ben içerim sana. Aa, ne münasebet... Sözlüsü olarak ben içiririm çorbasını. Allah Allah. Çorba içirmek için illa sözlü mü olmak gerekiyor? Ben içerim... çorbamı. Değil mi Melek? Yaralısın. İçemezsin bence. Bence de. Aç bakayım ağzını. Beni bak. Bırakıver, ben içeceğim çorbasını. Ama ben dedim. İçiriyorum zaten. Çorba gitti. Kavga bitti hanımlar.
Hekimin hanımlar, müsaadenizle odayı boşaltırsanız. Efendim, siz de lütfen. Ben de Avrukçum, kendi ellerimle besteyi verem. İyi, tamam. Gel ablacığım. Geç alası. Aç aç. Gel alacağım. Ne var? İşini bak, yürü. Aç aç aç. Şifa olsun. Kazayla ilgili konuşacaktım ama şu konuda bir diyorum ifadeni alayım. İş. Ne iş? Ya şeyi anladık, sözdüm. Zehra. Zehra. Bizim Zehra işte. Sizin Zehra mı? Senin Zehra. Vay benim çifte kavrulmuşum mu? Alay etme benimle. Benim de az edemle. Allah Allah. Kızın da sende gönlü var gibi. Yok. Onunki çocuk misali. Oyuncağını kıskanıyor işte. Olsun be kavrum. Umut diye bir şey var. Bugün oyuncak, yarın. Hava kızı sonradan ne oyuncağına sevdalanı. Ne de dostuma. Ne sen umutlan, ne de ben umutlanım. Zöhre yıldızı ayın, alca kuş koyun. Şükür. Alaca kuş efendi de diyebilirdin. İlerleme var sende. Şu kazaya dönelim. Nasıl oldu lan? Bu akın alma yola kurulmuşla. Ben de kaçayım derken bayır aşağı yuvarlandım işte. Kim kurulmuş? Var mıydı tanıdık Sima? Bu akına birileri yardım ediyor Kavruk. Buralardan birileri. Kalıbın basarım. Darenin peşini bırakmasın. Ne yapalım? Efendi naresiyle keyif çatarken akının peşine de biz düşelim bari. Aç. Ne iş? Balıkçı teknesi Akın Bey. Ağ atmış. Var dürüm. Buyurun. Dağlar yoldaşın gibi,
sana ne mutlu efem. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem. Dağlar yoldaşın gibi. Sabah yıldızı gibi içime doğdun efem. Bir yaz güneşi gibi bağrımı yaktın efem. Sabah yıldızı gibi İçime doğdun efem. Bir yaz güneşi gibi bağrımı yaktın efem. Sevgilim. Sakinleştiysen içeri girebilir miyim Nare? Eğer içeri girersen senin kafanı kırarım. Bak bence onu duştan çıktıktan sonra kullansan daha iyi olur. Gerekli olan her şeyi koydurtturdum. İçeride bir bavul dolusu da kıyafet var. Biraz rahatla, sonrasında konuşuruz. Ne dersin? Seni o banyoda boğarım Akın. Ayrıca ben seninle konuşmam. Ancak yüzüne tükür. Geceye kadar buradayız. Gece olunca da karaya çıkacağız. Sonrasında bizi bir helikopter alacak. Her şey planlandı. Artık kurtuluşun yok. O yüzden sen de uslu bir kız olursan belki Melih'i yanımıza aldırmayı bir düşünebilir, ha? Sana bunların hepsini ödeteceğim. Hepsini! Efendim sevdan kanatır
alacağın efesi. Sefirin kızıyla bağrımda sızı eyvallah. Kafamı mı kıracaksın onda? Sen... O aşağılık yine sana bir şey mi yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ateşin var senin. Yok ya. Sana öyle gelmiş. Buradan kurtulur kurtulmaz hemen hastaneye gideceğiz, tamam mı? Buradan nasıl kurtulacağız? Anlatacağım. Yarandan değil mi? Ama bak zaten o kadar çok ateşim var ki. Kurşun içeride mi? Ya enfekte olduysa? Ha? Yarandan değil. Geldim de. Hem yara hem yar. İkisi böyle bir anda fazla geldi. Şöyle bir geri bastı ben bir. Aklımı topluyum. Şimdi Arem. Biz buradan nasıl kurtulacağız biliyor musun? Ses neydi? Gidin bakın şunu. Nare Hanım. İyi misin? O ses neydi? Nara Hanım.
Duştaydım. Ayağım kaydı, iyiyim. Ayrıca bir daha ben gel demeden sakın içeri girmeye kalkmayın. Kusura bakmayın, bir size bir şey oldu diye. Bu anlayış size fazla değil mi? Kurşunu çıkarmak zorundayım. Bağıramazsın. Tamam. Yine bayılırsan diye bu antibiyotiği içmen lazım. Çok fazla ateşim var. Hazır mısın? Nari. Boz tövbe. Bir kere adamı söyle. Canımı veririm. Ama adını asla. Yıldız Işıklı, hoş geldin. Hani Sancar Efendi nerede? Yok mu? O kadar hevesle çöktüğü marinaya gelmedin mi bugün? Sen ne tatlı tatlı kaşıyorsun öyle ya, ha? Yiyeceğim vallahi seni. Ham yapacağım. Nasıl yapalım? İkimiz şu Akın konusunu kaşıyalım mı biraz? Hala Akın diyor ya. Size dedim, düşmanınızı yanlış yerde arıyorsunuz dedim.
Ya. Biz düşmanımızı bulduk da. Yahya karın iş yerinde bir hatlar karıştırdığını söyledi. Sen de benden şüphelendin, bu yüzden çağırdın. Yok. Hiç şüphelenmedim aslında, biliyor musun? Çünkü ben senin iş yerinde karıştırdığın asıl haltı tahmin ediyorum. Ben. Ben hiç öyle... Ben sizi şimdi hiç rencide etmeyeyim. Anlaşma şu. Sen bu marineye artık genel müdür olacaksın. Bir daha öteki marineye gitmek, uğramak yok. Sana gelince, bugünden itibaren ihbar süren başladı. Öteki marinede 2 hafta daha çalışabilirsin. Bu sürede kendine iş bul. Sonra tazminatını alıp ayrılacaksın. Anlaşıldı mı? Pardon da ben neden işten çıkarılıyorum da Yahya Bey buraya genel müdür oluyor? Bu hiç adil değil ya. Doğru. Ama hayat adil değil zaten. Sen de bunu öğrenmiş oldun. Bundan sonra hissedarlardan biriyle kırıştırmadan önce düşünürsün. Karını aldatmaya kalkan sensin. Şimdi böyle sup oturacak mısın? Peki ya ben o bayıldığınız Elvan'a her şeyi söylersem? Vallahi Yahya'yı bilmem de ben hemen öyle pek de bayılmam. Gerçi seninle muhatap edecek kadar da düşman değil. O yüzden sen de karşında düşman bir gediz ışıklı görmek istemiyorsan çeneni kapat, tazminatını al, kaybol. Abi kıza haksızlık ettin. Benim aramda onunla hiçbir şey yok. De bakalım Yahya. Ben haksızsam Elvan mı haklı? Hı? Yok ya. Ne haklı olacak? Elvan'ı bilmiyor musun sanki? Onun aklı 40 çeşit çalışıyor. Bunun demek ki seni niye tehdit ediyor o zaman? Hı? Ne diye yiyor onu tehditleri? Menekşe emretti diye Loki'yi işten çıkarmışsın. Oğlum niye? Söylesene Yahya. Ya karını aldattın ya zimmetine para geçirdin oğlum. Hangisi? Etme Gediza. Bak ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Ne abimin arkasından iş çeviririm ne de karımın. Senin araya saldıranları hapisten çıkarmadın mı? Bu abinin arkasından iş çevirmek olmuyor mu? Bak tamam. Orada bir kusurumuz oldu. Ama... İtiraf et lan. Ya evlilikten sıkıldın, evcilik oynamak istedin? Ya da abinin gölgesinde daraldın,
yukkana doldurmak istedim. Hangisi? Ya da abinden kurtulmak istedin ya ya. Hatta Nare'yi kaçırttırmış olabilirsin. Akın Baydar. Bak şimdi beni iyi dinle, senden bir şey isteyeceğim. Evet, ne isteyeceksin? Paranı istiyorsan göndereceğim birazdan. Paramı göndereceğim zaten de. Durum değişti. Bak şimdi beni iyi dinle. Seninle konuşabilir miyiz? Çok önemli. Sonra Dudu, sonra. Nerede Gediz abi? Terasta. Elvan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gediz abi telefonunu ver. Ver. Niye? Çünkü sen kıskançlığından kör oldun, göremedin. Ben de bu salaklığımdan göremedim abi. Çık abi meşazı. Nari'nin attığı meşaz var ya abi be. Kızım ne oldu? Ne oldu biliyor musun abi? Gavruk gaza yapmış. Akın ortadan kaybolmuş. Sancar Efe gibi bir adam Zeybe'yi Gavruk'a bakmaya bile gitmemiş. Felek'ten bir gün çalmaya gitmiş. Nare gibi bir anaysa kızını bırakmış. Velayet kavgasına giydiği sevdanısıyla balayına çıkmış. Adını anmamaya nasuh tövbesi ettiği adamın adını da aha buraya yazmış. Merak etme Sancar da ben de iyiyiz. Biz bugün biraz yalnız kalacağız. Telefonu kapatıyorum. Ararım sonra. Nare tövbe etti abi. Bundan böyle Sancar Efe'nin adını ne ana ne yaza. O mesajı Nare atmadı abi. Bunların başına bir iş geldi. Ya. Yok ki. Benimle gelin. Lan oğlum bu ne böyle destursuz? Nare nerede? Ne bileyim ben, işten kaytarmıştır. Hiç eğlence havamda değilim boss. Akın'ı kaçırttın. Sancar'la Nare ortalarda yok. Bana da Nare'nin telefonundan mesaj attın. Neredeler? Ne lan bu? Ne bu? Akın'ı geldin benden soruyorsun. Sancar'a geldin benden soruyorsun. Şimdi geldin Nare'yi benden soruyorsun. Neyim ben? Kayıp şube mi? Bir daha sormayacağım boss. Ya oğlum Akın'ı ben niye kaçırayım? Ha? Nüfusuma mı alacağım adamı? Tanımam etmem, acık kafanı çalıştırıyor. Sen... Düşmanın düşmanı benim dostumdur lafını hiç duydun mu kahraman? Sancar geldi mekanına çöktü. Çok kızdın. Hakkındır. Sen de gittin Akın'ı kaçırdın. Karşılığında da sermaye için gerekli parayı Akın'dan aldın. Nasıl? Kafamı çalıştırabildin mi?
Al, bak bakayım. Bak bakayım benim hesabımda para var mı? Bak bakayım benim sermaye için param var mı? Baksana! Ne belli? Belki elden verdi sana parayı. He, doğru dedin kocam. Ya hadi tamam, Akın'ı ben kaçırdım. Oldu. Sancar'ı da ben kaçırdım. Günahım kadar sevmem adamı, dünya alem biliyor değil mi? Nari Hanım'ı niye kaçırayım ben? Ha? Lan aranızdaki tek insan evladı o ben. Kadının babası Japonyalarda benim için para arıyor. Ben Nari Hanım'ı kaçıracağım, öyle mi? Ne çıkarım olacak bundan? Ben Güven Bey'i niye karşıma alayım? Belki de Güven'in sana para bulmasını bekleyemedin. Ya oğlum etmeyin. Bak madem Nare ile Sancar kayıp, hadi Sancar'ı salla da Nare Hanım'ı bulun. Ben de size yardım edeyim. Ne gerekiyorsa yapayım. Yanlış yerde arıyorsunuz diyorum size. Nare Hanım'ın kaybolmasından çıkarı olan kim? Hiç düşündünüz mü bunu? Nare'nin düşmanı kim? O gidince kim memnun olacak? Menekşe. Ya ben şimdi bir şey diyeceğim. Hadi Nari neyse de... yani koskoca Sancar Efe'yi ortadan kaybetmeye nasıl becerecek ki Menekşe? Doğru. Tek başına yapamaz. Sakın Yahya, sakın Menekşe'nin oyununa gelip de Sancar abine yine bir kötülük etmiş olmayasın. Saçmalamayın, ben bir şey etmedim. Ben abime nasıl böyle bir şey ederim? El gada bebeği o ellak canavarın önüne atan sen değil mi? Çocuğu alıp da eve getirmedin mi Menekşe zehrini akıtsın diye? Bunu da edersin. Aç hesabını. Ne? Yaptığım bir şey yoksa korkacağım bir şey yok. Aç hesabı. Hepiniz bir oldunuz, beni düşman bellediniz, değil mi? Bir de hesabıma mı bakacaksınız? Elvan, sen etme bari. Sen benim yanımı da, yönümü de şaşırttın Yahya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Al abi. Şifresini biliyorum emmi. Nasıl hesabına bakılıyor bilmiyor. Çok pişman olacaksın Elvan. Çok pişman olacaksın. Sen haklı çık. Ben pişman olmaya da razıyım Yahya. Çok ucuza satmışsın be Yahya. Ne? Akın Baydar'dan hesabına gönderilmiş 2 milyon dolar. Kabil'i de öldüren Kabil'di mi? Ha, Gediz Ağa? Thank you.
Canın acıyor mu? Ateşin düştü ama. Çalıştın mı? Yok, hala duruyoruz. Motorun çalışması yakındır. Yunan karasularına girmek için geceyi beklemişlerdir. Sen iyi değilsin. Daha da kötü olacaksın. Ya. Seni oradan bir kurtarayım. Sonra kötü olurum. Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum. Buradan kurtulunca memleketimde kalacağım mı? Şimdiden kötü olmaya başlayacağız. Bu ne demek? Akın'ın sağ kaldığı bir dünyada benden uzaklaşmana izin vermem. Ama Akın sağ kalmasa... Hayır. Akın'ı öldürmeyeceksin. Katil olmayacaksın. Bir gün ben onu öldürebilirdim ama yapmadım. Senin de ellerin onun pis kanına değmeyecek, tamam mı? İsviçre'ye gitmeyeceğine söz ver. Memleketimde kalacağını yemin et. Yemin? Senin bana ettiğin yemin gibi mi? Sana yeminle. Geceyi sana alacağım. Sonra bu konağı alacağım. Sefer'in kızı geceye binecek. Bu konağa gelin gelecek. Sana bir şey soracağım. Biliyorum çok saçma. Özellikle böyle denizin ortasındayken, tepemizde bir sürü silahlı adam varken. Ama eğer bunu şimdi sormazsan bir daha sormaya cesaret edemem. Gelinin. Gecenin sırtına mı bindin? Sancar. Sancar. Destur, bismillah. Ne oluyor, hayırdır? Seni evlendiriyorum. Ah, buyur. Ana. Kusur benim kusurum. Ben kısırım diye niye Sancar abimi mahkum ediyor? Birincisi kusur ne kızım ya? Ana olamayan kusurlu mu oluyor? Sen ne saçmalıyorsun? İkincisi, beni evlendirmek nedir ana? Sen ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum. Bugünden tez yok, seni kız bakıyor. Ana, ben sana ne dedim? Ana, ben evlenmeyeceğim dedin. O zaman? Ana, ben evlenmeyeceğim dedin. Emme, başka ne dedin? Madem soyun yürüsün istiyorsun, Yahya'yı evlendir dedin. Aha, evlendirdik, bulduk, kurtulduk. Elvan kısığı çıktı. Ana, lafını bil de konuş. Kız üzülüyor. Ben de delleniyorum. Hepimiz üzülüyoruz. Sen de dellenme, çaresi var. Evleneceksin, çocuk yapacaksın, efe oğlu soyu yürüyecek.
Alma sen. Olacak Sancar. Efeysen, efeliğini bil. Seni kül eden o destanı vurdu. Soyunu değil. Yoksa sütümü helal etme. Merak etme. İçtiğim süt helal olmasa bile senin sırtın başa gelin Nara. Ya gecenin sırtı başa gelin Nara. Yok. Biz gidiyoruz, tekne duruyor. Şimdi. Niye durdu motor? Pervanaya bir şey takıldı, anlamadım. Balık ağında olanmış pervane. Şu ilerideki balıkçının ağlarından biri herhalde. Dürbünü al. Sessizce denize gir. Buradaki tekne var ya. Oraya doğru. Olabildiğince suyun altından yüzmeye çalış. Ama fazla derine inme. Tekneye varınca teknenin motorunun ipini çek. Tekne çalışınca doğru memlekete doğru, tamam mı? Ben pervaneyi ağa doladım. Ağa çözmeden seni yakalayamazlar, peşine düşemezler. Beni? Bizi yani. Seni yüzerken onları birinin oyalaması lazım. Seni burada bırakmam. Nalan, bak. Sen git, ben Akın'ı halledip
Sus, arkandan geleceğim. Beni gönderip burada ölmene izin vermem. Hayır. Nalan bak, Sevda'm bak, ne olur. Ya kurtulduğunu göreyim, ne olur, hadi. Benim için katil de olmayacaksın, hayatını da feda etmeyeceksin. Hayır, hadi. Sen yoksan benim için hayat yok zaten. Yakalanırım. Yemin ederim şimdi Akın'a bağırır, yakalanırım. Yapamam mı sanıyorsun? Ben yoksam madem senin için hayat yok, sen yoksan da hayat benim için yok, tamam mı? Sen seç. Hangimizin hayatı yok olsun? Sancar. Sancar ölmemiş. Sancar ölmemiş. Sancar! Hadi bakalım. Tamam mı? Örtüyü de örter misin? Tabii ki örterim. Müge. Söyle güzelim. Sence ben biraz abarttım mı? Annenle babana küsme konusunda mı? Hı hı. Onları küsen benim ama onları özen yine benim. Acaba ben onları küstüm diye onlar da bana küsmüş olabilir mi? O yüzden mi gelmiyorlar yanıma? Kesinlikle öyle bir şey olmaz meleğim. Eminim çok önemli bir işleri çıkmıştır. Bence ikisinin de en önemli işi ben olmalıydım. Kapıya çık. Misafirhanenin anahtarını da getir. Annemle Meleğe bir şey çaktırma. Ben arabamı kilitledim mi acaba? Hiç hatırlayamıyorum. Acemilik işte, gideyim bakayım. Kızım, dellenme gece. Kim ne yapsın senin kapının önündeki arabanı? Ya anne, haberleri hiç seyretmiyor musun? Devir kötü. Gidip bakacağım.
Meleğim, sen de sütünü bitir. Biz de sütümüzü içelim. Al. Ne oldu? İnler aşağı. İn. Aşağıdaki odayı hazırla abla. Akından sonra bir misafirimiz daha var. Abimle Nari'ye akını vermişim de Müge abla. Karımla kardeşin beni işkence edecek yalım. Yürü lan, yürü. Yürüyeyim de yanlış adamla uğraşıyorsun. Vakit kaybediyorum. Eğer o arada abime bir şey olursa günah senin. Yürü, yürü. Elvan. Elvan. Tamam. İyi misin? İyi olacaksın, tamam mı? Geçir. Geçir. Abla bastır. Bastır şuraya. Hemen geliyorum. Ne oluyor ya? Yanlış bombayı patlattım kahraman ya. Allah da seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Ne var? Patron. Sancar Nare'yi kurtarmış. Alacan nefes vermemiş mi?
Meryem. Meryem. İyileceksin tamam mı? Memlekete varınca iyileceksin tamam mı? Memlekete varmamız bir saat bile sürmez. Ben iyiyim kızım ya. Ben iyiyim. Sen de iyi olacaksın inşallah tamam mı? Ama... Ya bayılmak yok, bayılmak yok. Bayılmak yok, konuş benimle hadi. Bayılmak yasak, yasaklıyorum bayılmayı. Hadi, konuş benimle. Bayılmak yok, bayılmak yok. Yasaklıyorum bayılmayı tamam mı? Yasaklıyorum, yasaklıyorum. Haydi hele. Nereye gidiyorsun? Dur sen de. Memlekete bir gidelim. Sen bir iyileş, tamam mı? Emretmek ne? Çok pis hesap soracağım senden tamam mı? Yok yok konuş benimle. Bayılmak yok. Bayılmak yok. Çok pis hesap soracağım benden de tamam mı? Hadi. Hadi. Sen. Sen nasıl benim sevdama kıyarsın onun hesabı. Ama intiharın meylinle onun hesabı. İntiharım ve elim yok. Var. Seni kovdum. Uçurumdan attın kendini. Meleği, kızımızı getirdin. Yine çıktım uçuruma. Menekşenin yanına gittim. Ellerini kararttın. Şimdi beni vuracak. Kurşunun önüne attın kendini. Hep benim kadına bakıyor. Ben de bana, sen de bana kıyıyorsun. Müthiş bir çiftiz. Lan o zaman sana niye 2 milyon lira yolluyor? Akın sana niye para yolladı? Bilmiyorum. Biri iftira ettik bana. Ben bilmiyorum hiçbir şey. Ya ya. Ya ya elimde kalacaksın. Ya ya. Her yeri arıyoruz zaten. Konuş. Neredeler? Nerede Nare? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben etmedim. Ben etmedim. Etmedim. Bir şey olursa, buna bir şey olursa seni buradan sağ çıkarmam ya Yayfol. Abime bir şey olursa çıkartır mı?
Ha? Emme umurunda değil, değil mi? Hiç Sancar demiyorsun. Bir tek Nare. Neye? Sadıcınla senin arana giren kara kedi o, değil mi? Yaya. Ha? Nare. Nare ona göz koyduğunu biliyor mu? Yaya. Ha? Senin sadıcının sevdasına göz koyan bir olduğunu biliyor mu Nare? Lan! Ulan! Oğlum! Öldür lan beni! Kurtar lan! Çünkü sargılısın. Nare'yi ben bulacağım bunları anlatmak için. Benim anlattıklarım iftira da olmayacak ha. Gediz nerede? Aşağıda var. Ne geldin? Gediz nerede? Gediz abi! Sancar'la Nare'yi ben de arattım. Hani siz bulamazsanız belki ben bulurum diye. Benim çocuklar Güllük Limanı'nda Nare ile Sancar'ın arabalarını bulmuşlar. Bak, bak, bak memleketin ışıkları bak. Alacak kuş. Nehren bak göğe bak, bak alacak kuş. Hani sana o göğe bakmayalı çok ol dediydim ya. Yalandı. Her gün baktım. Her gün baktım.
İyiyim. Yavrum. İyiyim. Sen kendi yarına bak. Aptal gibi kurşunlara karşı yüzdün. Sen de beni vuracak kurşunlarını atladın. Çok altılısın. Ya Sevda. Ya Sevda. Yazması oyalı, kundurası oyalı, yar.
erkekiniz? Nasıllarmış? İyiler, iyiler. Kurşun önemli bir organa denk gelmemiş. Ameliyat da iyi geçti. İşte, yalnız ikisi de çok kan kaybetmişler. O yüzden birkaç saat daha yoğun bakımda tutacaklar. Göremedin sen o zaman. Doktor müsaade etmedi. Ben de geleyim şu Yahya'ya bir bakayım dedim. İyi misin peki? Onu öyle vurulmuş görünce perişan olmuşsundur. İyiyim ya, iyiyim. Sen? Öyle zırt diye çıktı kahraman karşına. Korktun değil mi? Yok ya, iyiyim ben. Hem sayende araba korkumu yendim. Kahraman korkusu ne ki? İyi, sayeme bir kahve yap da içelim bari. Aa, hadi yapayım sayene. Hı. Allah Yahya ne durumda? Vallahi dediğin gibi kilitledik odaya, oturuyor misafirhanede. Loki de başında. Şşş. Annem duymadı değil mi? Yok. İkimiz havuz başında oturuyoruz, takılıyoruz dedim. O da inandı, yattı, uyudu. Aman diyeyim abla, kimsenin duymaması lazım. Efe oğullarının küçük oğlunu hapsettiğimi duyulursa kıyamet kopar. Peki ne yapacaksın? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Bakını bulana kadar Yahya'yı salam. Salsam ne yapacağı da belli olmaz bugün. Dün beni tehdit etti. Ne? Nasıl tehdit etti? İşte. Nare'ye gidip ona göz koyduğumu söyleyecekmişim. Aa, yok artık ya. Hem suçlu hem güçlü. O gitsin önce abisine Nare'yi Akın'a nasıl sattığını açıklasın. Vallahi ortalık çok karışık ablam. Allah verdi kardeş kanı dökülmese. Neyse sen şimdi bırak bu Efe oğlu kardeşleri de anlat bakalım. Niye anladın mı? Nasılsın, iyi misin dedim, geçiştirdim. Nare yaralı, Sancar yaralı, Akın serbest. Ağır şeyler bunlar. İyiyim, iyiyim ben. Daha doğrusu iyi olacağım. Nare hastaneden çıkarıp buraya getirince. Buraya mı getireceksin? He. Akın öyle elini kolunu sallayarak ortalarda dolaşırken Nare'yi bir dakika yalnız bırakamam artık. Hastaneden çıkınca buraya getireceğim. Kapıya da adam yiyeceğim. O Yahya'yı konuşturup Akın'ın yerini öğrenene kadar Nare burada benim yanımda. Güvende olacak. Kraliçe geldi. Ana! Abi ne oldu? Oğlum ne oldu, gaza falan mı? Vallahi ev iyice hastaneye dönüverdi. Bu kız nerede yatıverecek şimdi? Abim iyi misin? Ne oldu? Nesi var? Damat! Ya bir susun! Yaralandık.
Ben iyiyim. Nerede iyi olacak inşallah. İyileşene kadar da burada kalacak, anlaşıldı mı? Tamam. Sancar, sen metresini hamile karınla aynı çatı altına mı koyuyorsun? Senin karnında bebek, onun karnında kurşun. Kes. Kavruk orada mı? Abi içeride uyuyor. Elvan, serum. Yıldız Bey. Merhabalar. Bizimkiler yoğun bakımdan çıktı mı, görebiliyor muyuz? Haberiniz yok mu? Neden? Sancar Bey çok ısrar etsin, Ayhan'ın tedavisi evlerinde devam edecek. Birazdan uyanır. Ben burada kalsam olur mu? Senin durumun da çok iyi değil Sancar. Yatman lazım. Yok, ben burada kalacağım. İyi. Biz aşağıdayız. Uyanınca çağır. Abi. İyi mi? İyiyim. İyiyim de çok korktum Melvan. O öyle kolay kolay pes etmez. Sancar'ın naresi o. Ben bir gidem. Bir de aşağıdaki leğen nabzını ölçeceğim. Kız Elvan abla, çatlıcığım, ne oldu dünden beri, bir anlat bakayım. Yahya yaptırmış Gülsü'ye. Ne? Para için Nare'yi satmış. Ben bunu Sancar abime nasıl derim? Abla. Seni Sibel'e canımı getirdim.
Tanımıyorum. Siperim nesin? Evime gideceğim. Dur kızım, ne yapıyorsun ya? Dur. Karın ne oldu, eve beni mi getirdin? Ben kızımın yanına gideceğim. Tamam, ben kızımızı hemen getireceğim. Ama sen de hiçbir yere kaybolmayacaksın, tamam mı? Bak, burayı bir kale gibi düşün. 24 saat korunacaksın. Ya sana kim tuzak kurdu bilmiyoruz. Bakın da hala kayıp. Karın da burada. Kadın hamile. Kapıya mı atayım? Yok. Onun yeri burası. Ben giderim. Ya kızım dur ya. Dikişlerin patlayacak. Dur. Ne yapıyorsun? Ya ben senin adını anmamaya tövbe ettim. Evinde kalmam. Benim için canını vermeye kalktın. Senin için canımı veririm. Ama evinde kalmam. Adını anmam. Bak, etme kurban olayım. Hadi yat şöyle. Etme kurban olayım. Tamam. Benim elimde değil. Efe dedemin siperinde kal. Sonra iyileşince gidersin. Benim yerime koysana kendini. Denesene bir kere. Benden kaçmak istedikçe bana tutulmayı denesene. Her defasında bana çarptığını, her çarptığında daha da kanamayı bir denesene. Koy ya işte kendini benim yerime. Aşağıda evli oldum başka bir adam. Sus! Sakın o lafı tamamlamaya kalkma. Yoksa bu Efe var ya bütün alemi yakar. Sakın. Ben bütün alemi yakmıyorum. Ama yanıyorum. Reva mı bu? Koşuşmayacak. Gözünüz dört açın. Aklın kalmasın Sancar Efe. Ulan sen daha iyi nasıl bu eve getirsin lan? Ha? Nasıl karını aynı çadırın altına koyarsın? Nasıl ona kuma muamelesi yaparsın? Ay yürü geç şuradan. Ayaş yavaş konuşma. Ulan kadın yaralı. Düşman kim? Tuzağı kim kurdu bilmiyoruz. Ne yapsaydım? Evine mi götürseydin? Canının yanmayacağı bir yere götürecektin. Neresi orası Gediz ha? Benim yanım Sancar Efe. Ulan!
Ulan sevdalandığın kadına aşığım dedin. Harbiyle inandım, öldürmedim seni. Yarın yanağında benim elim olacak dedin. Nari'ye inandım, öldürmedim seni. Ama bak gemileri yakmaman meselesi Gediz'e. Yapma şunu, yaktırma bana gemileri, yapma şunu. Yak lan! Gemiler burada. Ne olacak? Canımı mı alacaksın? Oğul! Ben sana daha sağlam sebepler vereyim. Bitti artık Sancar Efe! Artık sadıcımın eski sevdasına aşığım diye vicdanımla savaşmayacağım. Vicdan kaybetti. Aşk kazandı. O senin aşk kazanmaz da. Bizim sadıçlık fena kaybetti Begitza. Oho! Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bizim sadıçlık çoktan bitti. Bakma sen. Biz seninle uzatmaları oynuyorduk. Soralım. Senin yanında yara mı olacak yoksa benim yanımda yar mı? Alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor. Alaca nefesi yörük dağı karar, efem sevda kanatır. Alaca nefesi sefirin kızı Zeynep, bağrımda sızı eyvallah. Sen peri kızı Zeynep, efendinin yası eyvallah. Alaca kuş uçtu